Değerli basın mensupları, çok değerli misafirler, bu ay Suriye'de özgürlük mücadelesinin başlamasının 12. yılına girmiş bulunuyoruz. 12 yıl önce 15 Mart yani Mart ayında Dera'da başlayan özgürlük mücadelesi dalga dalga tüm Suriye'ye yayılmıştı. Halkın talebi burada yönetimde söz sahibi olmak ve halkın seçtiği insanların ülkenin geleceği konusunda karar mekanizmasında bulunmak idi. Ne yazık ki Baas yönetimi ve onun başındaki zalim Beşar Esad bu talepleri insanca karşılamak yerine baskı ile, zulümle, katliamla karşıladı ve o günden bugüne geçen 12 yıl boyunca Suriye'de Beşar Esad'ın zulmü devam etti. Bu zulümler sırasında 5 milyonu Türkiye'ye olmak üzere 10 milyon Suriyeli yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. 10 milyona yakın insan da Suriye içinde bulundukları yerleri terk ederek sığınmacı veya mülteci durumuna düşmüş oldular. Ülkede bir yandan Beşar Esad'ın ülkeye davet ettiği Rusya ve İran'ın silahlı güçleri, diğer yandan Amerika'nın bölgedeki petrol kaynaklarını kontrol altına almak ve bölgeyi kaosa sürükleme için kurdurduğu DAEŞ, PYD, SGD gibi taşeron örgütlerin yaptığı katliamlar bugün Suriye'de gerçekten büyük bir insanlık dramının yaşanmasına sebep oldu. Köyler, şehirler, diğer taraftan altyapı, üst yapı, yollar, köprüler bombalandı ve Suriye sanki yaşanmaz bir ülke haline geldi. 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla insan da yaralandı, sakat kaldı. Bugün başta Türkiye olmak üzere Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelere ve dünyanın Asya'da ve Avrupa'daki birçok ülkesine Suriye insanı ülkesini terk ederek gitmek zorunda kaldı. Bin bir zorluklarla orada hayatlarını devam ettiriyorlar. Son 5 yıl içinde Türkiye, Rusya ve İran devletleri arasında imzalanan Astana, Soçi mutabakatlarına rağmen Rusya ve İran güçlerinin muhalif güçler diye tarif ettikleri veya tanımladıkları Suriye'deki özgürlükçü güçlere karşı yaptıkları baskılar sonucu 4 milyona yakın insan Türkiye sınırına doğru yürüdü ve 2 milyonu bugün İdlib civarında yerleşti. Bunlar yazın sıcakta kavruluyor, kışın soğuk, kar ve çamurda donma tehlikesiyle karşı karşıya bulunarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Aynı durum bugün ne yazık ki Ukrayna'da da yaşanıyor. Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'da bugüne kadar 10 milyondan fazla insan yerlerini terk etti. Bir kısmı ülke içinde yer değiştirdi, bir kısmı komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. 10 binlerce insan öldürüldü, 10 binlerce insan yaralandı. Yollar, köprüler, metrolar, tüneller, havaalanları, tiyatro binaları veya gençlik merkezleri ve okullar bombalandı. Orası da artık yaşanmaz, harabe bir ülke haline geldi. Bizler Mazlumdere Kayseri Şubesi olarak 12. yılına giren halkın özgürlük talebinin rejim tarafından katliamla karşılık bulduğu Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralananlara şifalar diliyor. Ülkedeki çatışmaların sona erdirilerek devam eden katliamların bitirilmesi ve Suriye'de halkın tercihiyle oluşacak ülkede yaşayan her kesimin temsil edildiği adaletli bir yönetimin oluşturulması ve evlerinden ayrılarak ülke içinde ve ülke dışına giden insanların evlerine dönmelerinin sağlanması için aklı selim devlet idarecilerini
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı daha fazla inisiyatif almaya, çaba göstermeye davet ediyoruz. Polisin görevi kaba kuvvet ve orantısız güç kullanmak olamaz, olmamalıdır da. 20 Mart Pazar günü kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Adana ilinde tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması için eylem yapan Furkan Vakfı üyelerine polisin ve güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanarak, biber gazı, su sıkarak, coplayarak yaptığı müdahalede çok sayıda gösterici ve güvenlik güçleri yaralanmıştır. Anayasamızda ve ilgili kanunlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü önceden izin almadan silahsız ve saldırısız olmak üzere yapılır. Vatandaşların böyle bir hakkı vardır. Polisin görevi onların güvenliğini sağlamak ve işlerini kolaylaştırmaktır. Emniyet kuvvetlerinin görevi bu konuda her yönüyle bu insanlara yardımcı olmaktır. İlgili anayasa ve kanun hükümleri ortadayken Adana'da güvenlik kuvvetlerinin işlerinde başörtülü kadın güvenlik kuvvetleri de olmak şartı ile göstericilere coplarla, biber gazıyla, tazikli su ile yaptıkları birçok gösterici ve emniyet mensubunun tartaklanıp yaralanmasına sebep olan kaba müdahale, anayasa ve kanunların ihlali, insan haklarının ihlali, aynı zamanda kamu vicdanının lekelenmesi ve yaralanmasıdır. Mazlumdere Kayseri Şubesi olarak 12 Eylül ve 28 Şubat darbe döneminin kaba müdahale görüntülerinin sergilendiği, kamu vicdanı, anayasa ve hukukun ayaklar altına alındığı, insan haklarının yok sayıldığı Adana'daki polis müdahalesini asla kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. Adana Valiliği'nin olaydan sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamayı gerçeklerden uzak ve inandırıcılıktan yoksun buluyoruz. Adana'da meydana gelen, kamu vicdanını derinden yaralayan olayların her yönüyle soruşturulup suçların ve ihmali olanların tespit edilerek adalete teslim edilmesi, adaletli bir yargılama ile hak ettikleri cezaların verilmesi ve kamu vicdanının rahatlatılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, İçişleri Bakanlığı'nı ve Adana Valiliği'ni göreve davet ediyor.